Evet, herkese merhabalar. Tarot'un Kraliçesi Makbuş ablanın kanalına hepiniz hoş geldiniz. Evet, sevgili arkadaşlarım, izleyenlerim, danışanlarım, canım gönüldaşlarım. Bugün evet, sizler için yine sizlerin çok merak ettiği genel olarak şöyle bir haftalık açılımımızı yapacağız. Ve bu hafta 12 Eylül, 18 Eylül aralığı yani 12 Eylül, 18 Eylül aralığında 12 Eylül haftasında bizleri neler bekliyor? Hep birlikte şöyle bir genel anlamda ve ilişkiler açısından bakacağız. Öncelikle tabii ki 12 Eylül'de yeni eğitim öğretim yılına hep birlikte merhaba diyoruz genel olarak ve ülkece tabii bizim ülkemizde böyle bir şey var ve diyorum ki 12 Eylül itibariyle yeni eğitim öğretim yılının sevgili çok kıymetli, değerli öğretmenlerimize, öğrencilerimize, velilerimize hayırlı uğurlu olmasını inşallah sağ salim, kazasız belasız böyle Allah zihin açıklığı vererek hayırlısıyla sağ salim bitirip atlatmayı nasip etsin diyorum. Bütün çocuklarımıza da Allah zihin açıklığı versin diliyorum. İşte sınava gireceklerinde böyle inşallah yolu bahtı böyle sular seller gibi açık olsun. Herkesin gönlünde, kalbinde istediği, dilediği ne varsa tez vakitte oralara gitsin, yerleşsin, eğitimi, öğretimini tamamlasın niyetinle başlamak istiyorum. Haydi bakalım, her zaman olduğu gibi ne yapıyoruz? Birin ve bütünün en yüksek hayrına şifa olması niyetimle kartlarımı siz canım gönüldaşlarıma niyet alarak şöyle bir evet kesip rezone olmanız ve odaklanmanız için kartlarımı sizlerle baş başa bırakıyorum. Evet arkadaşlar, şimdi 12 Eylül haftasına niyetinizi alıyorsunuz. Bakalım 12 Eylül, 18 Eylül aralığında sizleri genel anlamda neler bekliyor? Özellikle tabii ki biz ilişkilere odaklı bakıyoruz. Aşk hayatınızda, ilişkilerde neler bekliyor ona bakacağız. Ayrıca şimdi bu videomda bir değişiklik yaptım arkadaşlar. Genel açılımı çok fazla tutmayacağım. Hemen kısa bir genel açılımın arkasından haftalık eril dişili de bu videoya ekledim. Bu videonun arkasında eril dişili açılımı da var. Haftalık eril dişili açılımı da bu videoda birlikte izleyeceksiniz. Ha bunu neden yaptım Akkuş abla derseniz, gerçekten çok ciddi anlamda yoğunum. Ve dediğim gibi YouTube'a fazla vakit ayıramıyorum. Ama tabii ki sizleri de ihmal etmek istemiyorum. Bu yüzden dolayı da hani her iki videoyu ayrı ayrı çekeceğime hepsini bir videoda sizlerle birlikte buluşturmak istedim. Onun için önce şöyle bir haftalık video için kendinize niyetinizi alın. Ve tabii ki bu açılımların bütüne, kolektife, genele hizmet eden açılımlar olduğunu unutmayın. Siz size ait olan kısımları alın. Eğer ki daha bireysel, daha kendime ait özel bir danışmanlık istiyorum derseniz de 0544 405 5790 WhatsApp iletişim hattından yazarak benimle iletişime geçebilirsiniz. Evet. Ve eğer ki hasbel kadar bu videoya denk geldiyseniz de tesadüfen böyle bir bu kanalıma denk gelip bu videoyu izlediyseniz ve tabii ki bana rezone olup odaklanarak benimle enerjinizi bir ve bütün hissettiyseniz lütfen kanalıma abone olarak tabii ki bildirimleri açarak bana destek vermeyi de unutmazsanız sevinirim. Evet arkadaşlar, şimdi şöyle bir odaklandık, rezone olduk. Hemen ne yapıyoruz? 12 Eylül, 18 Eylül haftası için bakalım bakalım benim canım kolektifimi, benim güzel gönüldaşlarımı neler bekliyor bakalım. Bir hemen niyetinizi alıyorum ve kartlarınızı seçiyorum. Bakalım bu haftanın almanız gereken mesajları ya da dikkat etmeniz gereken olaylar neymiş, hemen bakalım. Evet. Şöyle bir güzel enerjilerimizi göndererek hemen başlıyoruz. Evet.
Evet, yoğun bir hafta olacağı belli. İletişim yoğun, yollar var mecazi anlamda özellikle. Hani çıkmanız gereken hedefler, yollar güzel. Gerçekten şanına yakışır bir hafta. Zaten eğitim öğretim yılının da başlamasıyla. Ha, bunu tabii herkes tabii ki bu haftada eğitim öğretim yılına girecek diye bir kaydı yok. Ama onun haricinde olan hani eğitim öğretimle belki bağlantınız bile yoksa da yine de bu haftanın hareketli ve actionlı bir hafta olacağını baştan bir söylemek istiyorum sizlere. Şimdi canlarım bakın bu hafta kafanızda ne düşünce ve ne proje tasarladıysanız, yapmak istediğiniz, hedeflediğiniz ne varsa bu hafta rahatlıkla ve kolaylıkla hayata geçirebileceksiniz. İşte yeni bir iş kurmak istiyorsunuzdur, bir yere gitmek istiyorsunuzdur, bir başlangıç yapmak istiyorsunuzdur, bir şey almak, satmak, vermek, gitmek, gelmek gibi ne ise artık. Kafanızda neyi planladıysanız, neyi projelendirdiyseniz onları rahatlıkla bu hafta içerisinde hayata geçirebilirsiniz. Özellikle 7'li bir zaman sizin için hayırlı. Mesela ayın 17'si olabilir ya da efendime söyleyeyim ayın 13'ünde 14'ünde 7'li bir saat dilimi olabilir gibi gibi gibi. Ama 7'li bir zaman sizin için hayırlı olacak imiş bu hafta içerisinde. Yine dediğim gibi bu haftanın son derece koşuşturmalı ve actionlı bir hafta olacağını söylemiştim. Özellikle iletişim bakımından belki de elinizden telefonu, bilgisayarı artık neyse elinizden düşmeyeceği, sürekli yazışma, iletişim ve konuşma halinde olacağınız bir hafta olacağını da söylüyor size kartlarım. Yine bu haftanın içerisinde belki de bu koşuşturmadan kaynaklı ihmalkarlık yapabilirsiniz. İşte yanlış anlayabilirsiniz, yanlış anlaşılabilirsiniz. Yazışmalarınıza dikkat edin, attığınız maillere dikkat edin. Ya da dışarıya çıkarken evinizden eksik bir şeyler alıp çıkmamaya dikkat edin. Yani imalkarlıklar çok önemli olacak ya da gittiğiniz yerlerde işte çantanızı, cüzdanınızı, telefonunuzu işte dikkat edin, bırakabilirsiniz, unutabilirsiniz. Çünkü bu hafta dalgınlıklara çok açıksınız, sakarlıklara çok açıksınız. Bu hafta bunlara da bir dikkat edin. Yine dediğim gibi mecazi anlamda bir yol ya da bir yolculuğa çıkma kararı verebilirsiniz. Mecazi anlamda bir yol, hani az önce de dediğim gibi düşünceleri ve projeleri hayata geçirmek demiştim ya, bunun yanında hani reel anlamda bir yolculuğu kenara bırakıyorum, mecazi anlamdakini anlatıyorum. Önce bir bu projelerle devam edeyim. Bir şey almak olabilir, bir şey satmak olabilir, yeni bir iş kurmak olabilir, yeni bir başlangıç, ne bileyim evinizde tadilat yapmak olabilir ya da ilişkinizle ilgili gözden geçirmeniz gereken konular olabilir, sorunlar olabilir gibi gibi gibi. Bunlarla bağlantılı yeni bir yola çıkıyorsunuz ve reel anlamdaki yola gelince de gerçekten bir seyahat ya da bir yolculuğunuz aniden gündeminize gelebilir. 12 Eylül 18 Eylül aralığında bu yolculuğa özellikle hani mecburiyetten çıkmak zorunda kalabilirsiniz. Ama ondan sonra diyeceksiniz ki iyi ki bu yolculuğu yaptım. Çünkü bu yolculuğu yapıp geldikten sonra uzun zamandır sıkıntı duyduğunuz ya da bir türlü halledemediğiniz bir konu ya da bir durum varsa bunun hallolacağını ya da sonuçlanacağını söylüyor size burada kartlarım. Bu hafta gerçekten çok güçlü durmanız gereken bir hafta. Duruşunuzdan asla taviz vermeyin. Her kim olursa olsun, işte eşiniz, sevgiliniz, flörtünüz, partneriniz ya da aileniz ya da arkadaşlarınız ya da iş ortamınızla bağlantılı. Nasıl bir duruş sergilemek istiyorsanız, nasıl bir karar verdiyseniz o karardan dönmeyiniz ve o duruşunuzu bozmayınız. Çünkü zaaflarınıza ve zayıflığınıza yenik düşüp o duruşunuzu bozarsanız burada tam bir şeylerin hallolacağı bir anda tam tersine döndüğünü görebilirsiniz. Yani kayıplara uğrayıp zarara girebilirsiniz. Dikkatli olun. Dedikoduların tap yapacağı bir hafta. Dedikodu gördüğünüz gibi kafa karışıklığı, bunların çok yoğun bir şekilde belki de kulağınıza geleceği, belki de o dedikoduların ya da konuşmaların içinde
bir anda kendinizi bulabileceğiniz bir haftada sizleri bekliyor. Özellikle muhtemelen retronun da etkisiyle biliyorsunuz bir Merkür retrosu deneyimliyoruz. Yine retronun etkisiyle geçmişten gelen kişiler, geçmişten gelen konular gündeminizi fazlasıyla meşgul edebilir. Ama burada her zaman söylediğim gibi arkadaşlar çok da bunlara takılmamak lazım. Çünkü bakın kararsız kalabilirsiniz. Yani birdenbire bu geçmişten gelen konulara dahil ya da müdahil olduğunuzda bir anda böyle bir karmaşa ve kaosun içerisinde kendinizi bulabilirsiniz. O yüzden adı üstünde geçmiş, geç, geçin, gidin, geçmişte kalsın, geçti, gitti, bitti mantığında ilerlerseniz daha net bir şekilde yolunuzu ve önünüzü görebilirsiniz. Özellikle bu hafta. Bakın bir daha diyorum, uyarıyorum. Geçmişten gelen kişiler ya da geçmişten gelen konularla hiç vaktinizi ve zamanınızı kaybetmeyin. Direkt böyle dümdük yolunuza ve önünüze bence hedeflenin ve yolunuza bakın derim, nacizane tavsiyem. Çünkü bakın yine bu hafta doğruluğunuzdan ve dürüstlüğünüzden taviz vermemeniz gereken ama her gördüğünüz doğruyu da söylememeniz gereken bir hafta. Zira belki de o doğruluğunuz ve dürüstlüğünüz yüzünden hani bazen başınıza taç, bazen de başınıza iş açıyor olabilirsiniz. Ve bu hafta o doğruluğunuz ve dürüstlüğünüz zaman zaman başınıza iş açabilir. Sadece kendi bildiğiniz doğrularda ilerlemeye gayret edin. Çok da çevrenizde hani gördüğünüz haksızlıklara çok iyi bilirim. Ben de öyleyimdir karakter olarak. Dayanamam, hemen zıplarım. Yani bak o yanlış, şu yanlış falan derim ama işte bazen de bunu söylediğimiz zaman biz kötü oluyoruz. O yüzden mümkün mertebe bu haftaki bu uyarıyı kendime de yapıyorum. Bırakın ki herkesin doğrusu bildiği kendine olsun. Siz ya tamam seninki doğru, seninki sen doğruyu biliyorsun deyin, geçiştirin. Zaten sizin aklınız ortaya çıkacak. Bir de arkadaşlar bu hafta bakın size karşı böyle kin, öfke, nefret ya da düşmanlık besleyen özellikle hem cinsiniz, yani siz bir erkekseniz bir erkek ya da bir kadınsanız bir kadın, yani beni izleyen için konuşuyorum şu anda, karşımdaki kişi için. Kendi hem cinsiniz olan ve gerçekten sizi kıskanan ve gerçekten size düşmanlık yapmak isteyen, iyi niyetli olmayan biri ya da birinin bu tavrına ya da davranışına maruz kalabilirsiniz. Ha, burada ne yapıyorsunuz? Siz benden bu mesajı aldınız. Hazırlıklısınız. Biri size düşmanca mı yaklaşıyor? Biri size öfke, kin ya da nefretle mi yaklaşıyor? Sizden alır cevabını, duvara toslar, geri döner. Bu kadar basit. Hazırlıklı olun. Bu kadar. Tamam. Yine bu hafta içerisinde özellikle kayıplarınızı telafi edeceğiniz maddi anlamda ya da manevi anlamda hangi kayba uğradıysanız bu kaybı tekrar telafi edeceğiniz, kazanacağınız, mesela elinizden bir para kaybı olmuştur. Bu hafta o parayı telafi edebilirsiniz. Ya da manevi anlamda sevdiğiniz biriyle dargınlık, kırgınlık yaşamışsınızdır. Onun gönlünü alabilirsiniz. Gibi 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 durum gündeminizde olacak. Şimdi ilişkilere gelince arkadaşlar bakın bir şeyler zannettiğiniz gibi değil. Bu hafta özellikle ilişkilerde görünenin arkasında görünmeyenlerin ortaya çıkmasıyla beraber, şimdi ilişkilerde eğer ki bir mutsuzluk yaşıyorsanız ve özellikle de üçüncü kişilerden kaynaklı, ki üçüncü kişiler için ben her zaman şöyle derim, biliyorsunuz illa bir kadın bir erkek değil, tabii ki en başta üçüncü kişi onlar ama hani aileler olabilir, iş arkadaşları olabilir, bağımlılıklar bile olabilir üçüncü kişi arkadaşlar. Bak bağımlılıklar bile, alkoldür, uyuşturucudur, kumardır, şudur budur, neyse yani hani onlar yüzünden mesela sizi ihmal ediyordur, o da sonuçta bir üçüncü kişi ya da üçüncü bir materyal mantığında bende. O yüzden dolayı da yani burada özellikle üçüncü kişilerle bağlantılı mutsuzluk yaşayanlar için bu hafta sürprizlere açık olun. Bir bakacaksınız ki belki de o üçüncü kişilerle bağlantılı, ki böyle bir videoda yakında inşallah çekeceğim. Üçüncü kişilerle bağlantılı böyle bir sürpriz haber diyelim. Sürpriz bir haber gündeminize gelip böyle patladanak oturabilir. Yine bu hafta içerisinde ilişkiyle bağlantılı özellikle çok sıkıntı yaşadıysanız, darlanıp bunaldıysanız, evet hep başlıyorum aynı noktaya geliyorum, başlıyorum aynı noktaya geliyorum,
bir kaos ya da bir kısır döngü içerisindeyim diyorsanız. Şimdi özellikle burada Koç Boğa, bakın Koç Boğa Aslan Terazi ya da su burçları işte yengeç, akrep, balık gibi bu burçlarla bağlantılı sürpriz gelişmeler var. Hani o kaostan ve bunaltıdan çıkmak adına ama özellikle yine bu burçlar için Koç, Boğa, Aslan ve yine su burçları galiba Oğlak da dedim hatırlamıyorum ama Oğlağı da verdi. Bu burçlar için özellikle su burçları yengeç, akrep, balık bir tekrar edeyim. Değişimlere hazırlanın. Çok ciddi bir değişim var. Bu değişim belki de sizin o kaosunuzdan, sizin o darlanıp bunaldığınız konulardan da çıkmanızda çok büyük etken teşkil edecek. Özellikle de ilişkilerle bağlantılı. Evet, şimdi el ilişkiye bakacağız zaten. O yüzden çok fazla ilişkilerde takılı kalmayacağım. Yani ikili ilişkilerde hemen haftanın olumlamasına bakmak istiyorum. Bakalım bakalım. 12 Eylül, 18 Eylül haftasının olumlama mesajı neymiş? Oo, evet. Bu hafta sanırım böyle baba figürü, ata figürüyle bağlantılı biraz böyle aile diziminden demek ki faydalanması gereken gönüldaşlarım var ki. Çünkü burada baba figürüyle ilgili sıkıntılar yaşayan, babayla ilgili problemler yaşayan gönüldaşlarımın varlığını görüyorum. Çünkü gelen bu haftaki mesaj, baba seni affediyorum. Baba seni sevgiyle olduğun gibi kabul ediyorum. Baba seni seviyorum. Her neredeysen mutlu ol. Ben de mutlu olmayı seçiyorum diyoruz. Bu haftaki olumlama kartımız tamamen baba bağlantılı. Baba üzerine atalar, babalardan gelen. Demek ki hala affedemediğiniz, hala içinizde yoğun yaşadığınız bir şeyler var ise bu hafta mümkün mertebe babalarınızı affedici olun. Ne bileyim onların adına içinizden dualar okuyabilirsiniz ya da sesli bir şekilde kendi dilinizde dualar okuyabilirsiniz. Ne bileyim böyle minik minik hamurlar kızartıp dağıtabilirsiniz ki benim çocukluğumda çok var. Ben hala yaparım. Özellikle perşembe akşamları mesela benim rahmetli babaannem öyle derdi. Perşembe akşamları bütün ölmüşlerimiz gelir böyle camlarda, bacalarda bu dumanı, bu kokuyu bekler derdi. Yani onların ruhları tabii geçmiş insanlar. Ondan sonra mutlaka böyle bir şeyler kokut kızım derdi rahmetli. Ben de yaparım hala böyle bazen fırsat bulamıyorum, üzülüyorum o zaman. Öyle anlarda bile hemen böyle bir yağ kavuruyorum. En azından bir koku olsun evin içinde diye. Yani böyle bir un yağ kavuruyorum öyle söyleyeyim. Ama mutlaka hani böyle şeylerle de ölmüşlerimizin ruhlarını onurlandırabiliriz. Tabii ki babalarımıza özellikle. Evet arkadaşlar bu hafta için gelen genel mesajlar bu şekildeydi. Şimdi her birinize sağlıklı, sıhhatli, bereketli, huzur dolu ve aşk ve sevgi dolu bir hafta temenni ediyorum. Ve şimdi geldik 12 Eylül, 18 Eylül haftalık eril ve dişil açılımına. Şimdi böyle ikisini birlikte yapayım istedim arkadaşlar. Bakalım inşallah siz de beğenirsiniz. Hani artık nasıl düşünüyorsanız düşüncelerinizi de yorumlara yazın. Biliyorsunuz sizin düşünceleriniz, fikirleriniz benim için çok kıymetli. Eğer bu şekilde hani bize daha iyi geldi abla derseniz tabii ki bu şekilde de devam edebiliriz bundan sonra. Evet. Şimdi haftalık eril dişilimizde ne yapıyoruz arkadaşlar? Eğer ki siz bir eril enerjiyseniz öncelikle kendinizi sonra aklınıza kalbinizdeki dişil enerjiyi niyetinize alıyorsunuz. Eğer ki siz bir dişil enerjiyseniz öncelikle kendinizi sonra aklınıza kalbinize olan eril enerjiyi niyetinize alıyorsunuz. Ve ne yapıyoruz? Tabii ki 12 Eylül, 18 Eylül haftası için eril ve dişili konuşturabilmek adına kartlarımı sizlere niyetliyorum. Ve tabii şöyle bir odaklanmanız için tekrar kartlarımla sizi baş başa bırakıyorum. Hadi bakalım. Şimdi arkadaşlar
Az önce de dediğim gibi biliyorsunuz bu açılımlar bütüne, kolektife, genele hitap eden açılımlar. Lütfen kendinize ait olan kısımları sevgiyle alıp kabul edin. Ve lütfen ilk kez de izliyorsanız kanalıma abone olarak, bildirimleri açarak bana destek vermeyi de unutmayın diyorum. Ve hemen öncelikle eril enerjiler için kartlarımı seçmeye başlıyorum. Bakalım bu hafta eril enerjiler geçtiği içimden en doğru cevapları vermeye niyet alarak kolektif enerjimi bilgilendirmeyi seçiyorum diyorum. Ve hemen dişil enerjilerime geliyorum. Ve benim minik kelebeklerim, bakalım sizleri neler bekliyor. Benim minik kuşlarım, ay çok özledim sizi. Gerçekten böyle ara veriyorum ya, sizi çok özlüyorum, emin olun. Bazen üzülüyorum. Hani YouTube'u bitirmeyi düşünüyorum. Çünkü emeğimin karşılığını alamadığımı düşünüyorum maalesef. Ve bunu bireysel de çok danışanlarımla da konuşuyorum. Ay bir dertleşesim geldi. Evet, gerçekten emeğimin karşılığını alamadığımı düşünüyorum. Hani bir yerde mi yanlış yapıyorum? YouTube'da benim yanlışım mı var, hatam mı var bilmiyorum. Biliyorsunuz benim öyle çok sosyal medya uzmanım, oyun buyum şuyum yok. Kendi kendime tek bir desteğiyle. Evet, şu gördüğünüz desteğiyle Allah'ıma şükürler olsun bugünlere geldim tek başıma, ama yani yine de hala ben emeğimin karşılığını alamadığımı düşünüyorum. Ama işte bir bakıyorum sonra diyorum ki 70 bin abonem var ama 3 bin, 4 bin, 5 bin, 6 bin gibi komik komik izlenmeler. Yani ilk kez YouTube'a girmiş biri gibi. Yani bu beni çok üzüyor. Yani 10 bin abonesi olan bile yani 8-9 bin izlenirken 70 bin aboneyle bu kadar izlenmek gerçekten benim ağrıma gidiyor arkadaşlar. İnanın ağlayacağım neredeyse şu an bunu söylerken. Ha umurumda mı? Değil. Yani benim için önemli olan beni izleyen o 4-5 bin kişi. Hepsinden Allah razı olsun. Ama totale baktığım zaman o gizli izlenilmeler hani 4 milyon 5 milyon görünce diyorum ben nerede yanlış yapıyorum? Hani nerede bir hatam var? Beni ciddi anlamda üzüyor arkadaşlar. O yüzden bazen YouTube'da yorulduğumu hissediyorum. Üzülüyorum. Bir daha diyorum. Emeğimin karşılığını alamıyorum. Çünkü ben şu an mesela seanslarım vardı. Seanslarımdan çıktım. İnanılmaz yorgunum. Ve bu hafta full seanslarım. Yani hatta şöyle söyleyeyim. 26 Eylül'e kadar kapalıyım yani. Öyle söyleyeyim. 26 Eylül'e kadar doluyum. Eylül'ü bitirdim. Ve Ekim'den itibaren de zaten güncelleme yapacağım fiyatlarımda. En azından fiyatlarımda bari yüzüm gülsün. Ondan sonra o yüzden, çünkü onu da biliyorum. Hiç hak etmeyen insanların çok hak etmedikleri fiyatlardan danışmanlık verdiğini de biliyorum. İşte bunlar üzücü şeyler arkadaşlar. Yani ben gerçekten hakkını da veriyorum. Bireysel danışmanlık alanlar çok iyi biliyor. Sonuna kadar hakkını vererek son saniyesine kadar seansımı dolduruyorum, bitiriyorum. Asla bilgi almadan anlatıyorum bir de. Asla bilgi almıyorum. Bilenler biliyor. Hiçbir şekilde bilgi almıyorum. İsimlere kadar, tiplere kadar, neredeyse kadının ya da adamın ayakkabı numarasını vereceğime kadar, yani o kadar net bilgilerle geliyorum. Ama buna rağmen işte dediğim gibi maalesef bir yerde bir yanlış var, çözemiyorum. Bu da beni çok üzüyor, ama işte diyorum ya, o 3-5 bin kişinin hatırına bu kanalı sürdürüyorum. Bunu da net söylüyorum. İnşallah bakalım bir gün gönlümüze göre olur diyerek hemen 12 Eylül, 18 Eylül haftası için öncelikle dişil kolektifin kartlarını açıyorum. Hadi bakalım, bu kadar dertleşmek yeter diyelim. Evet, alanlar almıştır mesajı diye umuyorum. Bakalım hayırlısı olsun. Evet, geldik bakalım 12 Eylül haftasında eril ve dişil enerjiyi neler bekliyor? Bakalım nelere dikkat etmeniz gerekiyor, mesajlarımıza bakalım. Evet, hadi bakalım. Şimdi
Sevgili Dişil Kolektifim, minnak kelebeklerim, hazır mısınız benim canlarım? Evet, bu hafta bakın karşınıza gelen fırsatlar. Fırsat haftası, kız kalkın kalkın, hadi kalkın yerinizden. Bu hafta ilişkilerde eril enerjiyle ilgili fırsatlara gözünüzü dört açın. Kalkın oturduğunuz yerlerden, o fırsatları değerlendirin. Bakın şimdi karşınıza gelecek çok güzel fırsatlar var. Ve aynı zamanda kafanızda da mahkeme yapacağınız, ikilemlerde kalacağınız durumlarda gündemde olabilir. E tabi retronun da etkisi, bak geçmişten gelen kişiler olabilir. Sizi böyle şaşırtacak mesajlar, iletişimler alabilirsiniz. Ne bileyim, engellemiş birisi pat diye engelini kaldırabilir ya da uzun süredir görüşmediğiniz biri pat diye karşınıza gelebilir. Gibi gibi gibi. Hazırlıklı olun bu hafta. Sürprizlere hazırlıklı olun ve kafanızda mahkemeler yapacaksınız. Kararsız kalacaksınız. Bir tarafınız bir dünya, bir tarafınız başka bir dünya olacak. Benim canım Dişil Kolektifim. Evet. Şimdi bu hafta yine eril enerjiyle ilgili sıcaklık ve yakınlaşma yaşayacağınız bir hafta. Özellikle eril enerjinin sizinle ilgili o bağlantısının, bağının hala devam ettiğini bir şekilde öğreneceğiniz ya da göreceğiniz bir hafta. Eğer ki eril enerjiyle bağlantılı aranızda ortak bir tanıdığınız, ortak bir noktanız var ise, bu kişiden gelecek bir şey ya da yok ise de, hani belki onun sosyal medyasından, belki onunla bağlantılı bir yerlerden alacağınız bir haber ya da bir iletişim sizinle olan bağının hala kopmadığını size gösterince, aman değmeyin keyfinize. Ay bu hafta böyle, Allah size sabahlar olmasın. Çok güzel bir süreç bu hafta sizler için işliyor eril enerjiyle ilgili. Yine eril enerjiyle bağlantılı kafanızdaki bazı düşünceler ve projeleri rahatlıkla hayata geçirebileceksiniz. Onunla ilgili, eğer ki sizin de kafanızda bir konuşma, bir yüzleşme, bir görüşme var ise bu hafta bunu yaşayabilirsiniz. Hatta ve hatta şöyle ekstrem bir durumda veriyorum size. Eril enerjinin size bir teklifle gelmesi ya da size bir söylemle, sizi böyle şaşırtacak bir güzellikle yaklaşımı sizi gerçekten çok mutlu edecek. Hani böyle anlayışlı, hizmetkar, evet haklısın, ben sana karşı daha anlayışlıyım, işte daha önceden niye böyle yapmışım, niye böyle etmişim diyerek geldiğinde hiç şaşırmayın bu hafta. Bakın engellerin de kalkacağı, böyle elinizi kolunuzu bağlayan bir şeylerin ortadan kalkacağı bir hafta sizleri bekliyor. Sadece bu hafta lütfen eril enerjiyle ilgili acele karar vermeyin, ani çıkışlar yapmayın. Lütfen öfkenizi kontrol ederek, doğru zamanda doğru hareket ederseniz eril enerjiyle ilgili çok güzel bir noktada bir mucize yaşayacaksınız. Resmen bir mucize. Ha bu mucize nedir? Bir iletişim, bir yazışma, özellikle hani dedim ya size anlayışla ve hizmetkar bir şekilde gelecek. Zaten o da ayrı bir mucize, ama bir de sizi daha önce huzursuz eden, gelen, strese sokan konular, yazışmalar, insanlar, artık her ne varsa bunlarla ilgili size öyle bir geliş olacak ki eril enerjinin, buna siz bile şaşıracaksınız ki zaten burada eril enerji tamamen dişil enerjiye gelen kartları teyit etti. Yani onayladı, mührünü de bastı. Şimdi gelelim eril enerjilere. Şimdi eril enerjiler bu hafta artık dişil enerjiyle bağlantılı daha sabırsız davranmaya, daha böyle kaderin ve gidişatın akışını değiştirmek adına harekete geçmek isteyecek. Neden? Çünkü eril enerjiler artık görünenin arkasında görünmeyenleri görecek ya da bir şeylerin dişil enerjiyle ilgili zannettiği gibi olmadığını görecek. İşte ne bileyim, onu evli zannediyorsa bekar olduğunu öğrenecek. İşte ya da ne bileyim, işte onu sevmediğini zannediyorsa sevdiğini öğrenecek gibi gibi gibi. Artık siz, hani hep diyorum ya, kendi hikayenize göre alın. Arkadaşlar kolektifte bu kadar yani. Tabii ki burada binlerce izleyen var. Ona göre kendinize alıverin bakalım. Ve şimdi özellikle sevgili eril enerjiler,
Bu hafta geçmişten gelen konular, geçmişten gelen mevzular en çok sizin dilinizde pelesenk olacak. Yani siz böyle sakız gibi çiğneye çiğneye uzata 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 dişil enerji, bu geçmişte yaşadıklarınız, geçmişteki konuşmalar, geçmişteki olaylar, ay bunları tencik pilavı gibi hafif dişil enerjinin karşısına çıkarabilirsiniz. Çünkü burada iletişim var ama şimdi kartlar diyor ki size, bakın beni izleyen sevgili eril kolektifim, sevgili eril enerjiler ya da benim dişillerimin, benim minnak kelebeklerimin erilleri şimdi kararsız kalacak. Bir kararsızlık yaşayacak. Nerede? Hani bu geçmiştekileri böyle ortaya serecek ya, ondan sonra da diyecek ki ya ben bunları söylüyorum ama bak bu işin içine bir iş vara dönecek. Bu da ne? Yalanlar ve ihanet. Şimdi bu yalanlar ve ihanet kimde? Dişil enerjide olduğunu zannettiği eril enerjinin aslında etrafındaki kişilerde. Yani o üçüncü kişiler olabilir. Yine etrafında bağlantılı olduğu işte iş arkadaşı olabilir, aile çevresinden birisi olabilir, işte akrabası olur, komşusu olur, şusu busu neyse artık. Şimdi bunların hainlikleri ve ihanetleri bunları farkına varacak. Eril enerji. Bir de maddiyatla ilgili bak. Şimdi maddi anlamda bazı kayıplara uğradıysa ki dişil enerjisi onu toparlayan bir dişil enerjiymiş. Maddi ve manevi kayıplarını, zararlarını kazanca çeviren bir dişil enerji varken birdenbire kayıplara uğraması tabii eril enerjiyi de tabii bloke ettiği için ne yapıyor eril enerji? Tekrar kayıplarını kazanca çevirebilmek, o blokajdan çıkabilmek adına da dişiline zamanında davrandığı otoriter ve baskıcı tavırlardan pişman bir şekilde geliyor bu hafta. Pişmanlıklarını da dile getirecek. Arkadaşlar hazırlanın, uyanın, kalkın yerinizden. Çok güzel bir hafta sizleri bekliyor. Şimdi ve son olarak bakın, eğer ki iki kişi arasındaysa eril enerji, iki kişiden birini artık net bir şekilde hayatında, evet seninle yoluma devam edeceğim, diğerini arkada bırakacağım mantığında hareket edecek bu hafta. Aynı zamanda diğer anlamda da şöyle diyebilirim. Eğer ki dişil enerjiyle ilgili ikilemleri varsa, netleştiremediği, karar veremediği, işte bu ilişki devam etmeli mi, etmemeli mi, işte evlenmeli miyim, boşanmalı mıyım, neyse artık ne düşünüyorsa, dişil ile ilgili bu hafta net bir kararla bak iletişime geçecek. Ve bu iletişim şöyle söyleyeyim, dişil enerji için ferahlığa giden, ferahlık getiren bir iletişim olacak. Muhteşem. Şimdi bakalım konuşturma kartlarımız nasıl teyit ediyor bizi, bir de ona bakalım. Şimdi önce bir ortak ilişkiye bir bakalım. Alın buyurun. Açık fikirli ol der ortak ilişki. İşte enerji bu diyorum her zamanki gibi. Ne diyor? Ruh eşin bak beklentilerinden farklı olabilir. İşte kafanda planladığın tipten farklı olabilir. Başka bir şeyden farklı. Zaten burada ne dedik? Özellikle erin enerji artık bir seçime gidecek. Şimdi siz bunu düşünüyor olabilirsiniz ya da eril enerji bunu düşünüyor olabilir. İşte benim gerçekten ruh eşim misin, değil misin? Ben seninle mi hayatta işte yürümeyeceğim gibi. Ama burada bakın birbirinize ne kadar açık fikirli olursanız o kadar doğru cevaplara ulaşacaksınız. Şimdi gelelim bakalım sevgili dişil kolektifim der ki bana şu anda gelirsen bana sana zaten kapım hep açık diyor. Yani dişil enerji kapısını hiçbir zaman eline kapatmamış. Benim sana kapım her zaman açık ve artık ben de diyor bir anne olmak istiyorum. Şimdi anne olmak istiyorum şöyle de değerlendirebiliriz. İşte evlenmek istiyorum, ilişkimizi netleştirmek istiyorum gibi de değerlendirebiliriz. Ama burada Gaia geldi ki Gaia anne olmayı, anneliği temsil eder. Artık bir anne olma enerjisini taşıyor. Ve diyor ki zaten eril enerji ben seni hiçbir zaman hiçbir şey için zorlamadım. Eğer ki böyle düşünüyorsan lütfen böyle düşünmekten artık vazgeç diyor. Ve eril enerji de diyor ki özür dilerim. Ay çok güzel. Şöyle bir gösterelim. Şu enerjiyi bir alın bakalım. Eril enerjinin bir özür enerjisini.
Evet, eril enerjiler. Elimde olmadan sana yaşattığım tüm kötü şeyler için, hareketlerim için ya da seni hangi konularda ağlattığım konu var ise bunların hepsi için özür dilerim derken diyor ki çok şükür beni ruhumla tanıştıran, buluşturan ki burada da bakın ruh eşin derken burada da ruhumla tanıştıran, buluşturan, kavuşturan Rabbime şükürler olsun diyor. Evet, demek ki eril enerji bu hafta dişil enerjiyle bağlantılı böyle bir şükür enerjisi içerisinde olacak. Ve en güzeli bu arkadaşlar, bakın bakın burada da zaten yalanlar ve yalancılar, ihanetler çıkmıştı. Diyor ki sana her yalan söylediğimde pişman oluyorum ve kendi içimde dışa dile getiremiyorum, dışa vuramıyorum ama gerçekten çok acı çekiyorum diyor eril enerjiler. İşte bu şekilde arkadaşlar. Evet, 12 Eylül, 18 Eylül içinde eril ve dişil kolektifi bekleyenler bunlar arkadaşlar. Evet, yine bugün de benimle birlikte olduğunuz için, bana destek verdiğiniz için hepinize çok ama çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. İyi ki Makkuş ablanın sevgi kanalındasınız. Allah'a emanet olun. Sağlıkla kalın. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın.